anlatılarak bitirilemeyen Avrupa'yı bir görmüş oluruz diye. Dört arkadaş, ya Allah bismillah, bizim Avrupa serüvenimiz şu anda başlamış oldu. Takdire, kadere inanmayan insanlara şaşarım yani. Bir cümle, yani arkadaşımızın bir Ramazan için Avrupa'ya gider misin cümlesi tam 37 tane Ramazan geçirecek bir hayata vesile olmuş oluyor. Yani burada kadere inanmaktan başka çaremiz kalmıyor yani. İnsan eğer nasibi neredeyse, yiyecek ekmeği, içecek suyu neredeyse oraya muhakkak gidiyor, orada yaşıyor. İşte biz de bu Avrupa serüvenine başlamış olduk. 1985'in Mayıs'ın 25'i olduğunu hatırlıyorum. İlk teravih namazının kılınacağı o akşam geldik ve biz arkadaşlar tarafından alındık. Cami arıyoruz. Şimdi tabii ki Türkiye'de Rabbim ezanlarımızı inşallah kesmesin, bayrağımızı indirmesin. Yani Türkiye'de her tarafta, her köşe başında camilerimiz var. Camilere alışkın olduğumuz için biz burada aynı imamlık yapacağız ya, cami, gözümüz cami arıyor. Sonra getirdiler bizi arkadaşlar. Bir binanın bodrum katına girip çıkan insanlar var. Dedim hani camiye gitmiyor muyuz dedim. Dediler cami burası. Buranın camileri böyle. Bodrum katı işte kiralanmış. Daha yeni işte mescit haline getirilmek için uğraşılıyor geldiğimizde. Derken biz orada yaklaşık 2 seneye yakın imamlık yapmaya başladık. Afyon Karahisar'ın 9 kilometre yakınında olan Salar kasabasında 1959'un 12. ayın 18'inde dünyaya gelmiş. İlkokulu köyümüzde okuduktan sonra İmam Hatip Lisesi'nde, özellikle 5. sınıfta İmam Hatip Lisesi'ne gitmeye karar verdiğimi özellikle öğretmenime söylüyordum. Öğretmenim başka bir ortaokula, liseye beni yönlendiriyordu. Fakat ben hep ısrar ediyordum İmam Hatip Lisesi'ne gideceğim diye. Ve aynen planladığım ve arzuladığım gibi Afyon İmam Hatip Lisesi'ne başladım. Orta kısmını 3 sene Afyon Karahisar'da tamamladıktan sonra bizim Ankara serüvenimiz başladı. Rahmetli annem biraz göndermek istemedi. Yavrum dedi, nasıl dayanacağım ayrılığına vesaire. Dese de ben anne gideyim, tahsilim için bu hayırlı olacak inşallah diye ikna ettim. Sonra otobüse binerek Ankara yolculuğuna başladık. 4 sene liseyi Ankara'da okudum. Hipodrom'da, Gazi Mahallesi'nde. O zaman tabii İmam Hatip Lisesi sadece bir taneydi. Bizim okuduğumuz İmam Hatip Lisesi vardı. Sonra tabii bütün bölgelere açıldı. 1977'de İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra mecburi hizmet yapmak zorunluluğu vardı yatılı okuyanların. Onun için direkt okul biter bitmez İmam olarak Afyon'a tayin edildim, memlekete. Afyon'un yine çok şirin ve güzel bir kasabası, hemen Afyon'un bitişiğinde Erkmen kasabası, soy ismim olan kasabaya imam olarak tayin oldum. Ve orada yaklaşık 3,5-4 yıl kadar ilk imamlık serüvenim orada tamamlandı. Orada çok büyük hatıralarımız oldu. Buradan tekrar Erkmen'de şu anda vefat etmemiş olan ve bizi hatırlayan herkese tekrar selamlarımı iletiyorum. Biz 1979'un 18 Kasım'ında Erzurum Olur doğumlu eşimle dünya evine girdik.
Ve orada imamlık yaptığım Erkümen'de ilk çocuğumuz dünyaya geldi, Muhammed Mustafa. İlk çocuk dünyaya geldikten sonra kafaya yüksek okulu okumayı koymuştum zaten, ilahiyatı bitirmeyi. Konya'yı kazandım ve zorlu bir yolculuğa başladık. Çünkü bu zorlu yolculuk, görevden ayrılmam gerekiyor. Ya görev ya da okuma tercihini yapmak zorunda bırakıldım. İstifa dilekçesini müftülüğe götürdüm, verdim. Ben şuna inandım. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ ayeti kerimede Rabbimiz Kur'an'da açık ve net olarak buyuruyor. Kim Allah'a güvenir, dayanırsa, niyeti halisse Allah ona ummadığı yerlerden rızık verir ve ummadığı yerlerden, sıkıştığı yerden çıkış yolu halk eder buyuruyor. Ben bu ayeti kerimeye inandım ve hayatımda da gördüm bunun neticesini. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Yaklaşık 8 ay gibi bir müddet orada bir tane kadrosuz cami buldum. Maaş veremeyiz dediler, evinde otur. Ailemi götürdüm. Orada 3-5 kuruş çok cüzi bir miktar harçlıkla 8 ay, 9 ay yani bir seneye yakın orada çok zorlu bir yılı geçirdik ama derslerimin en iyi olduğu dönemde o. Yani o dönemdi, o zamandı desem yalan olmaz. Çünkü insan ne kadar zor içinde, dar içinde kalırsa o kadar dersine daha rahat, hızlı çalışıyor ve daha çabuk bitirmek için gayret ediyor. Bir sene sonra tekrar kadro aldım ve resmi olarak Diyanet Başkanlığı'ndan tekrar göreve başladım. 3-3,5 sene kadar da orada görev yaptıktan sonra İlahiyat Fakültesini elhamdülillah bitirdik. Diyanet'te görev yapan arkadaşların milli eğitime geçmeyi daha yeni nesil yetiştirmek için faydalı olacağına kanaat getirerek öğretmenliğe müracaat ettik. Ve öğretmenle müracaatımız şimdiki gibi tabii KPSS vesaire bu imtihanlar falan yoktu eskiden. Fakülteyi bitirdikten sonra müracaat ediliyordu ve torba ile kura ile yerler tayin ediliyordu. Bizim de bir arkadaş vesilesiyle öğrendik. Torbadan, kuradan Ankara Demet Evler Lisesi çıkmış. Dedi ki arkadaş, gözün aydın yine liseyi okumuş olduğun Ankara'ya tekrar dönüyorsun. İlahiyattan bir arkadaşımız dedi ki 4 tane Avrupa'ya Ramazan için hoca lazımmış, imam lazımmış. Birisini ben senin düşündüm, gider misin dedi yani. Ben dedim bir düşüneyim. Nasıl olacak dedim. O zaman dedi 1000 mark, marktı o zaman. 1000 mark işte hediye veriyorlarmış. Ve uçak biletleri, gidiş geliş vesaire hepsi oradaki işte idareciler, cemiyet yöneticilerine ait vesaire. Deyince düşüneyim dedim. Sonra eve gittik, düşündük. Benim imamlık yapmış olduğum caminin yakınında bir Almanya'da çalışan Abdurrahman abimiz. O izine geldiği zaman Avrupa'yı anlata bitiremiyorlar. Dedim bir şu anlata bitirilemeyen bir dünya var ya Avrupa. Ben bir o orayı bir göreyim. En azından görmüş gelmiş olurum. Tanımış olurum yani. Gideyim diye karar verdik. Ama biz tabii ki bir Ramazan için gelmiştik. Başta söylemiştim ya. Kadir gecesinde cami idarecileri öldü, vefat etti. Allah rahmet eylesin bir tane entablarımız falan vardı. Onlar, idareciler ısrar ettiler. Hocam dediler, biz senin 3-5 sene burada en az imam olarak kalmanı istiyoruz. İhtiyacımız var. Kadir gecesine kadar dönmek niyetinde olan ben burada kalmayı tercih ettik. İslam öğretmenliği yapan din dersi öğretmenlerinden arkadaşlar vardı. Bana şunu diyorlardı.
biz İmam Hatip Lisesi mezunuyuz, öğretmenlik yapıyoruz. Sen İmam Hatip'ten sonra İlahiyat Fakültesi mezunusun. Lisans diploman var, pedagoji belgen var. Öğretmenlik yapmaya sen daha layıksın. Gel şu dil meselesi hallet, burada öğretmenlik yap diyorlardı. Avusturya'ya geldiğim zaman evet, hayır, bir kelime Almancam yoktu yani. Burada kalmaya karar verince, iki sene imamlık yaptığım sürede Viyana Üniversitesi'nde doktora için müracaat etmiştim. Önce dediler bir dil öğren. Görevi aksatmadan kursları iki sömestri yaptıktan sonra bir yıl, ben dedim şansımı deneyim bakalım. Girdik imtihanlara, imtihanı geçmişiz. Almanca diplomasını aldıktan sonra İslam dersleri öğretmenliğine, İslam dersi öğretmenliğine müracaat ettim. 1985'in Mayıs'ın sonunda geldim. 1987'nin 10. ayın 8'i öğretmenliğe başladım. O tarihten 2021'in sonuna kadar buranın resmi okullarında İslam dersi öğretmenliğine devam ettim. Okul müdürü dini meselelerde bir takım sorular sorarak onları cevaplandırmamı istiyordu. Ben şimdi sorduğu soruların hepsini İslam ne diyorsa Kur'an ve sünnet ışığında ona cevaplandırıyordum. Müdür odasına bir gün gittim, bir baktım levha asmış. Hani çerçeveletiyoruz ya böyle güzel sözleri falan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifini söylediğim. Eğer sağlık ve afiyetle akşamlamış isen sabahı düşünme, sabah sağlık ve afiyetle isen akşamı düşünme, o anını değerlendirmeye bak. Bunu asmış. Dedim neden astın bunu? Dedi ki Muhammed büyük bir insan. Dünyada ender benzeri görülmeyen bir insan olduğunu fark ettim. Ve bu söz dedi huzur ve mutluluğu yakalamanın birinci şartı dedi. Huzur ve mutlu olmak istiyorsa bir kişi bu hadise uyması lazım. Bunu yaparsa dünyada huzurlu yaşar. Eğer bunu yapmazsa memnuniyetsizlik doğar ve huzur diye bir şey kalmaz o zaman dedi. Bu huzurun yolunu gösteren bir söz olduğu için astım dedi. Yani şimdi ben buradan şunu anlıyorum yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletini ve ender bir insan olduğunu ben Avusturyalı bir müdürden bunu duymuş olmak bana çok tabii ki zevk verdi. Çok memnun oldum. Ali Erkmen dürüst, yalanı olmayan, hayatımda en çok desteği olan değerli bir insan. Bu arada hem eşim hem hocam. Kendisinden çok memnunum. Gurbete birlikte çıktık ama onun desteğiyle de ayakta kaldım. Biz uçuş yapacağız. İlk büyük kızım 6 aylık. O Muhammed ve Ebu Zer oğlum da işte 7-5 falan yaşlarında. Türkiye'nin üzerine gelmişiz. Böyle ineceğiz de denizin üzerinden gidiyoruz. Tabii ben çok heyecanlıyım. Heyecan bastı beni. Türkiye'ye böyle geldik falan. Konuşuyorlar işte iniş yapılacak, kemerleri bağlayın falan. Biz heyecanla böyle. Denize baktım, karayla denizin birleştiği, hiç unutmayacağım, unutmadım da. Karayla denizin birleştiği yere baktım, toprak koktu bana. Yani o toprak, bilmiyorum herkes hissediyor mu? O toprak kokunca ben ağlamaya başladım, Türkiye'ye geldik, vatanımıza geldik dedim. O anda indi uçak, Türk bayrağının dalgalandığını gördüm. Muhammed, annem dedim, bak dedim Türk bayrağı. Türk bayrağı mı anne dedi, alkışlamaya başladı oğlum. Thank you.
gelenler çok zorluklar çekmişler, anlatıyorlar. Sonra biz geldiğimizde de tabii ki zorluk çekmedik desek yalan olur yani. İki tane çocukla geldiğimiz zaman bir odada iki çocukla yaşamak zorluk değil mi yani? Evet, bir oda mutfakta iki sene kadar. Komşularımızla herhangi bir problem yaşamadık. Yani onlarla komşuluk ilişkilerini iyi devam ettirdik. Mesela bir hatıra. Bir gün kapı tak 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 diye bir kapı çalındı. Bir baktım bir tane komşu, yukarıda oturanlardan bir komşu, bayan, Avusturyalı. Hilfe, hilfe, hilfe diye böyle bağırıyor yani. Yardım edin, yardım edin vesaire. Dedim, nedir problem? İşte içeride mutfağımda yangın çıktı. Yani anahtarımı da içeride unuttum. Ben dışarıya çıkarken de kapıyı çektim. Anahtarım da içeride. Ne yapacağımı şaşırdım. İçeride yangın başladı. Ondan sonra ben orada tabii ki direkt olarak hemen anahtarcı, işte itfaiye vesaire aradım. En kısa zamanda normal geldiler. Yangın büyümeden önlendi. Birkaç gün sonra bir tane çiçekle o bayan tekrar geldi, kapıyı çaldı yani. Yukarıdan dedi bayan, aşağıya kadar, benim oturduğum kattan aşağıya kadar bütün dairelerin kapılarını vurdum, bana kimse kapıyı açmadı dedi. Tek dedi bu binada kapıyı açan siz oldunuz dedi. Ve dedi büyük bir yangından bizi, yani evimizin kül olmasından kurtardınız. Size teşekkür mahiyetinde bu hediyeyi getirdim dedi yani. Şimdi ben ona şunu anlattım. Dedim biz Müslümanız. Bizim Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi var. Komşu üç türlüdür. Birisi bir hakkı olan komşu, ikincisi iki hakkı olan komşu, üçüncüsü de üç hakkı olan komşu. Bir hakkı olan komşu Müslüman değildir, akraban da değildir. Sadece komşun. Komşuluk hakkına riayet et diyor Peygamberimiz. İhtiyacı olduğu zaman ihtiyacını gider, selam ver, komşuluk ilişkilerini, yani o hakkını yerine getir. İki hakkı olan komşu Müslüman değil, akraba. Akrabalık ve komşuluk hakkı. Üç hakkı olan da hem Müslüman, hem akraba, hem de komşu. O zaman üç tane hakkını diyor yerine ver. Bu hadisi anlattım. Diyor tabii ki güzel bir diyor peygamberiniz var diye. Efendime söyleyeyim, takdir etti. Şimdi biz, sadece ben bu görevi yerine getirdim dedim yani. Bu komşuluk hakkını, yoksa fazla bir şey yapmadım dedim yani. ...1985 yılında babamla birlikte Avusturya'ya ikamet etmişiz. 1985'ten beri de Viyana'da yaşamaktayız. Burada ilk etaplarda elbette ki yaşam zor idi. Ama insanoğlu her şeye alışıyor. Zaman geçtikçe de okul, yani buradan kreşinde, ilkokulunda, üniversitesinde çeşitli insanlar tanıdıkça bunların yaşam tarzına uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Ama bunu yaparken de aslımızı unutmadan, kültürümüzü, örfümüzü, adetimizi, geleneğimizi, göreneğimizi unutmadan dini değerlerimizi de ayakta tutmaya çabalıyoruz. Yani asimile olmadan entegre olmaya çabaladık. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Özellikle Türk çocuklarına şunu tavsiye ediyorum. Babanız ve annenize, özellikle izine giderken şunu söyleyin. Babacığım, anneciğim, bize İstanbul'u bir gezdirin. İstanbul'u bir öğretin. İstanbul bir derya. İstanbul bir kültür merkezi. İstanbul'da ne arıyorsan hepsi var. Yani Türkiye'nin özeti İstanbul diye desek yalan olmaz. Türkiye, İstanbul'da camilerimizi, müzelerimizi, medrese, ondan sonra yani gezilmesi gereken, bir sürü görülmesi gereken yer var. Tarihimizi, bunların hepsini annenize babanıza söyleyin. Gezin, öğrenin, görün. Ya biz öğretmezsek çocuklarımıza Türkiye'yi, Türkiye'nin güzelliğini, Türkiye'nin cennet bir vatanı olduğunu, tabii ki onlar nereden öğrenecek? Öğrenmesi mümkün değil yani.